arkadaşlar şimdi sanayi bitkilerinden bahsedeceğiz. Sanayi bitkilerinde aklımıza ilk gelecek ürünümüz tütün. Tütün arkadaşlar Türkiye'de birinciliği Ege bölgesinde tutan bir üründür. E, tütünü en fazla Ege'de görüyoruz. Bu bir. Ama Karadeniz'de yine tütünü Görmemiz mümkündür. Yani birinciliğimiz Ege'de, ikinciliğimiz ise Karadeniz'de diyebiliriz. Peki tütün devlet kontrolü nedir? Hatırlayalım pirinçle de devlet kontrolü neydi? Sebebi neydi? Sıtma mikrobunu taşımasından dolayı şehir merkezlerinin uzak ve devlet kontrolü yapılıyordu. Tütünde ise asıl amaç kaliteyi artırmaktır. Bu anlamdaki dış pazardaki payımızı sabit tutabilmek, hatta artırabilmek için kaliteyi artırmaya yönelik Devlet kontrolündedir. Tütün unutmayalım. Hemen yine ikinci sırada pamuk geliyor. Aklımıza Akdeniz ve Güney bölgeleri gelecek. Ama pamukta özel bir durum var. Özel durum ve özel bir şehir. Iğdır bölgesi Doğudolu'nun en doğusunda bulunan şehrimiz. Doğudolu'ya bir bakarsak yüksek ve oldukça soğuk demiştik. Pamuk ise sıcaklık koşullarının yüksek olduğu yerlerde yetişebilen bir üründü. O zaman Iğdır'ın özel bir durum olmalı. İşte biz bu özel durumu oluşturan alanlara mikro klima alanları diyoruz. Yani Iğdır çöküntü ovası olduğu için sıcaklığı Dondol bölgesinin diğer şehirlerine göre çok daha yüksek. O yüzden pamuk tarımını rahatlıkla yapabilecek bölgeler şehir arasına girmiştir mikro klima özelliğinden dolayı. Şeker pancarı deyince aklımıza birinciliği içinde bulunduran İç Anadolu gelecek. İç Anadolu birinci. Peki şeker pancarı ile ilgili özel bir soru ve yorum tarzı da çıkabilir karşınıza. Bunlardan ilk kim? tarım alanları ile yani şeker pancarının ekim alanları ile hemen yanında fabrikalar kurulmuştur. Sebep sonrası yani neden tarım alanı ile şeker fabrikasının kurulduğu yer yan yana olmak zorundadır? Şeker pancarının bu anlamda çok çabuk bozulabilen bir ürün olması. Yine ikinci bir detay yine karşınıza çıkabilecek önemli bir detay. Şeker pancarının bulunduğu alanların hemen yakınında hayvancılık faaliyetleri de yapılmaktadır. Yine hemen arkasından arkadaşlar çay gelecek. Çay dediğimiz ürün yüzde yüz Karadeniz bölgesini simgeler. Yani oldukça dar alanlı bir üründür. Sadece sadece Karadeniz bölgesini yetişmektedir. Keten kenevir deyince bunlardan bir tanesini de devlet kontrolü altında kenevir. Neden derse arkadaşlar? Hemen aklımıza uyuşturucu yapımında kullanıldığı için. Keten, kenevir devlet tarafından kontrol altında tutulmakta olan ürünlerimizden bir diğeridir. Haşhaş yine aynı şekilde kenevirde olduğu gibi devlet kontrolünde. Neden devlet kontrolünde? Yine uyuşturucu yapımında kullanılıyor o yüzden devlet kontrolünde. Peki keten keneviri daha çok nerede göreceğiz? Batı Karadeniz'de göreceğiz. Haşhaş'ı ise Afyon'da göreceğiz. Yani Ege'yi Haşhaş'ta birinci bölgemiz unutmayalım. Hemen arkasından yağ bitkileri. Yağ bitkileri deyince ilk aklıma gelecek zeytin. Zeytinde birinci olan bölgemiz Akdeniz ikliminin. Bakın Akdeniz ikliminin görüldüğü Ege bölgesi. Burada önemli bir detay var. Akdeniz e, zeytincilikle çok fazla uğraşmaz. Ege ise bu anlamda birinciliği elinde tutan bölgemiz. Neden derse Akdeniz'in daha e, ker getirecek ürünleri ekiyor olması ya da turunçgil muz gibi ürünleri ekiyor olması zeytinciliği orada altmış Daha fazla Ege taşımıştır. Bunu da unutmayalım. Susam yine aynı şekilde sıcak bölgelerimizden Akdeniz'de. Ayçiçeği en fazla Ergene'de. Yani Ergene Marmara bölgesi. O zaman Marmara bölgesi Ayçiçeği'nde birinci sıradadır. Soya ve yer fıstığı yine Akdeniz bölgesinde yer almaktadır. Yer yer ve zaman zaman da Karadeniz'de de e, rastlayabiliriz. Meyvelerimiz ise üzüm. Üzüm deyince aklımıza ilk olarak arkadaşlar neresi gelmeli? Aslında Türkiye'nin tamamı gelmeli. Ama birinci kimdir derse bu anlamda Ege üzüm de Türkiye'nin önder, lider bölgesidir. Peki üzüm Soğuğa en dayanıklı ürünümüz. Yani eksi 40 dereceye kadar ne yapabilir üzüm? Rahatlıkla yetişebilir. O yüzden üzümü Türkiye'nin bütün bölgelerinde görmemiz mümkündür. Bunu da unutmayalım. Elma ise üzümden sonra soğuğa en dayanıklı ikinci ürünümüz. Yine elmayı da Türkiye'nin birçok bölgesinde ve yöresinde rahatlıkla görebiliriz. İncir, incirde birinci olan bölgemiz Ege bölgesidir. Ege birinci. Hatta kuru incirde Türkiye dünya sıralamasında ilk sırayı almaktadır. Yani dünyaya kuru incir anlamında çok fazla Türkiye'den kuru incir gönderilmekte. Bunu da unutmayalım. Hemen arkasından turunçgil. Turunçgil en fazla yine ülkemizde Akdeniz bölgesinde. Akdeniz bölgesi ve Ege bölgesinde yetişmektedir. Birinci Akdeniz ikinciliği ise Ege aralarında paylaşmakta Turunçgil'de. Muz yine arkadaşlar çay gibi %100 sadece ve sadece Akdeniz bölgesinde yetişen ve dar alanlı bir üründür. Fındık Yine arkadaşlar %80 ile Karadeniz bölgesi yüzde ile Marmara bölgesi ikinci sırayı almakta fındıkta. Fındık bu anlamda Türkiye'nin Dışa satımında oldukça önemli meyvelerden bir tanesi. Zaten fındığın ana vatında Türkiye'dir. Bunu da unutmayın. Kayısı yine Malatya gelecek aklımıza. Kayısı'ya da Türkiye'de birçok şehrimizde, ilimizde rastlayabiliriz. Ama Malatya bu anlamda önder illerimizden bir tanesi arkadaşlar. Müzik evet.